Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere IR Bluetooth yani Network IP kamera ile ilgili sadece modeme ağ kablosu takarak ve 12 volt enerjimizi vererek SD kart takıyoruz. Bu şekilde kamera kayıt yapıyor ve geçmişi dönükte izleme yapabiliyoruz. Bu her IP kamera için geçerli değildir. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu kameranın özelinde SD kart takma yeri var ve yeri olduğundan dolayı geçmişe dönük kayıtlara bakabiliyoruz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsunuz beğen butonuna, beğenmiyorsunuz beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Yapmamız gereken bir tane SD kart takılı bir IP kamera alıyoruz. Dahua markanın IP kamera modelini söylüyorum. Isparta Paris Ceyhan tire Hakkari Fransa W 1230 Samsung tire Samsung tire 0280 Bursa tire Samsung 4 kodundaki cihazımızdır. Siz de videomuzu izleyerek buradaki kodu alabilirsiniz. Açıklama kısmı da zaten ismini yazacağım. Şimdi önce kutuyu çıkartıyoruz. Modeme RJ45 soketle hazır kablomuz var. Bunu takacağız ve güç kaynağında 12 voltlu şu solda görmüş olduğunuz soketi takarak enerji vereceğiz ve IP üzerinden bağlantıya geçeceğiz. Öncelikle adaptörü kutusundan çıkartıyoruz. Adaptörümüzün üzerine baktığımız zaman bizim burada giriş beslemesi yani 220 volt girişi L ve N yazıyor. L yazan yere fazı, N yazan yere ise nötrü bağlıyoruz. Faz hangisi? Kontrol kalemine baktığınız zaman elektriği gösteren yani ışığı yanan kablo fazdır. Elektriğe baktığınız zaman ışığı yanmayan olan ucumuz ise nötrdür. Burada ise iki tane artı çıkışımız, iki tane eksi çıkışımız var. 12 volttur. Biz bir tanesi artı, bir tanesi eksi kullanan şekilde soketimizi bağlıyoruz. Önce L ve N yazan yere fazların bağlantısını gerçekleştirelim. Fişli kablomuzun bir ucu bizim N'ydi. Bizim mavi olan nötr olduğundan dolayı buraya nötr bağlıyoruz. Nötr fazı ters bağlarsanız sorun olmaz. Ama artı eksi ters bağlarsanız kameranız çalışmaz. Şu şekilde fazı da buraya bağlıyorum. Yani faz nötr de yanlış bağlısa da yani ters bağlısa dahi sorun yaşamazsınız. Şöyle faz nötr bağladık. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi ise tam tersi bizim fişli adaptörü bağlıyoruz. Fişli adaptöre baktığımız zaman siyah kablomuz eksi, kırmızı kablomuz ise artıdır. Bunlar standarttır. Kırmızılar artı olur, siyahlar ise eksi olur. Bizim artı burasıydı. Şöyle kapağı açıyoruz. Buradaki artıya biz kırmızı kabloyu bağlıyoruz. Buradaki iki tanesi eksiydi. Buradan ise şöyle gevşeltip siyah kabloyu bağlıyoruz. Siyaha eksi voltu bağlamış oluyoruz. Şimdi ise sokete takarak artık kameramızın bağlantısını gerçekleştirelim. Normalde IP kameralarda burada bir bağlantı soket yeri bulunmamaktadır. Sadece şu şekilde içerisinde kablo çıkıyor. Besleme girişi ve RJ45 bağlantıyı kullanan sokettir. Ama SD kartı olan IP kameralar bu şekilde kapağı vardır. Bunları söküyoruz. Bunun içerisinde hem SD kart takma yeri hem de resetleme yeri mevcuttur. Bazen IP'lerde sorun olduğunda ise cihazımızı resetlemek gerekebiliyor. Bu esnada resetlerken cihazımızda enerji olması yeterlidir. Ama isterse ağa bağlanıp enerji takıp da resetleme yapabilirsiniz. Ben genellikle hem ağa hem de enerji vererek resetliyorum. Daha sonra hepsini enerji kesip daha sonra tekrardan veriyorum. Ve sistem çalışıyor vaziyette olmuş oluyor. Şimdi şöyle sıfırdan ilk defa açacağımız için tırnak da yok. Şöyle çektik açtık. Şurada şimdi görmüş olduğunuz gibi SD kart takma yeri var ve reset yeri var. Normalde siz IP'yi ayarlayamadınız. Bir sorun çıktı. Yapacağınız tek sıkıntı şu reset'e basıyorsunuz. Reset'e bastığında burada kendisini yeniliyor. Yenilediği esnada artık tekrardan bir IP üzerinden bağlandığınızda cihazımıza IP ile bağlanmış oluyorsunuz. Şimdi ise SD kartımızı bakın şöyle takıyoruz. Şöyle sadece itirdik. Daha sonra kapağı takıyoruz. Ve sıkıyoruz. Şimdi bağlantılar yaparak artık bilgisayardan IP üzerinden bağlanacağız. Kapağımızı kapattık. Kameranın arkasında RJ45 takma yeri vardı. Soket takıyoruz. Diğerini ise modemin arkasındaki takma yerine şöyle takıyoruz. Şu an taktık. Bu şekilde kamera bağlantısı biter mi? Bitmez. Sadece bu şekilde yaparak kamera bağlantısı yapılıyor ve benim kameram çalışmıyor diyor. Bizlere bildiriliyor. Biz de gidiyoruz bakıyoruz ki sadece modem bağlandığından dolayı buna enerji vermemiş. Yeni nesil NVR cihazlarında
bizim kendi üzerine enerji verdiğinden dolayı harici besle vermemize gerek olmuyor. Eski MVR cihazlarında ise ekstra buradan harici 12 volt vermemiz gerekecektir. Modem bağlantı yaptığımızdan dolayı biz şimdi bu şekilde kameramıza enerji verdik. IP kameralar normal analog kameralara göre 30 saniye 45 saniye sonra açılır. Yani 1 dakika kadar açılmasını bekliyoruz. Biz de bu esnada bilgisayarla artık IP üzerinden bağlantıyı kuralım. Şimdi artık uzaktan IP'ye girerek erişimi sağlayacağız. IP'miz 192.168.1.108. Görmüş olduğunuz gibi direkt burada bölge ayarları çıkıyor. Şimdi ilk esnada bölge ayarı olarak ülkeyi seçiyoruz. Biz Türkiye'de yaşadığımızdan dolayı şöyle T'ye basıp şuradan T'ye basıp direkt Türkiye'de bulabilirsiniz. Tek tek tarayabilirsiniz. Dil İngilizce diyor. Biz dili Türkçe çeviriyoruz. Buradan ise PAL ya da NTSC kısmını kameranın özelliğine göre seçiyorsunuz. Bilmiyorsanız ellemin ve ileriyi tıklayın. Burada bir yazılım anlaşması var. Bu anlaşmayı söyle mecbur okudum diyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. İleri diyoruz. Burada yıl, ay, gün. Bunu tam tersi yapabiliyoruz. Misal burada ay, gün, yıl olarak ya da gün, ay, yıl olarak. Bizim Türkiye'de genelde gün, ay, yıl olduğundan dolayı böyle yapıyoruz. Bölge İstanbul seçiyoruz çünkü +03 saat kodu var bizde. Burada ise sistem zamanlı. İşte ne zaman? Burada atıyorum bizde artık. Bunu şöyle 2024 olarak seçeceğiz. Çok gittik. 2024. 9. ayız. 9. ayın. Bugün ayın 11'i. 11'i seçiyoruz. Saati seçiyoruz. Saat. Şu an kaç? Şu an saatimiz bizim siliyoruz. 17. 44 saniyede işte misal ne istiyorsunuz? 30 saniye diyorsunuz. İleri diyoruz. Burada bir tane parola belirliyoruz. Mesela parolamıza elektrik şöyle yapacağız. Büyük alt istiyor. E'yi büyük yapıyoruz. Elektrik. İ koyamıyoruz burada. Elektrik. E-G-M. Güçlü oldu zaten direkt. Yine paraları onaylıyoruz. E'yi büyük yaptık. Bunu tabii ki sizler de bu şekilde şifreyi belirliyorsunuz. İstersen mail adresi de oluşturabiliyorsunuz. Mail adresini mecbur isteyecek. Buraya bunu buzlayacağım. Burada kendi mail adresimi yazdım. İleri diyoruz. Burada bizim P2P yani bizim DVR cihazının var ise DVR cihazı oluyor. Yok ise kameranın P2P ise yani biz burada bunu okutarak da uygulamayı indirebiliyoruz. İleri diyoruz. Burada uygula diyoruz artık. Kullanıcı adı neydi bizim? Admin'di. Orada admin yazmıştı. Şimdi parolamızı giriyoruz. Neydi? Elektrik gıtımı iler koymamıştık. Girişledik. Görmüş olduğunuz gibi girişimizi şu an sağlıyoruz. Kameranın açısından dolayı zaten biz de şu anda burada tripodumuz burada görüyorsunuz. Bakın burada her şeyi görebiliyoruz. Ana akış, alt akış ayarlara geldiğimiz zaman görüntüyü buradan ayarlardan işte şu şekilde parlaklığını kontrol, aydınlık ne istiyorsak işte bunları bakın değişebiliyor. Buradan ayarlıyoruz. Hassas ayarlıyoruz. Mesela burada kendi seçenekleri de var. Canlı var. Buradan hepsini ayarlayabiliyoruz. Pozlamayı ayarlayabiliyoruz. Titreşim önleme dış mekan var. Bunu ayarlayabiliyoruz. Arka ışık var. Otomatik. Gündüz gece olarak otomatik seçiliyor. Otomatiği ayarlayabiliyoruz. Gündüz gecenin aydınlatıcı var. Videoya geldiğimiz zaman burada bize ekstralar var mı? Bir gözden geçirelim. Burada ekstra yok. Anlık görüntü bir saniye aralığıyla var. Bunları değiştirebiliyoruz anlık görüntüleri. Üst yazılım. Üst yazılım şöyle bir var. Kanal var. Zaman başlığı burada. Bunları seçebiliyoruz tabii ki olacak mı olmayacak mı diye. Kurum da ekleyebiliyoruz. A'ya geldiğimiz zaman zaten bizim kendi A'mıza ait olaylar. Depolamaya geldiğimizde depolamayı seçiyoruz. Bakın burada bize yerel depolamada bir tane SD kart olduğunu gösteriyor. Bizdeki 16 GB'tı. Eğer biz SD kart takmasaydık burada bir SD kart olmayacaktı. Bakın burada doluluk oranını gösterebiliyor. Okuma, yazma, salt dolu. Buradan da ön izlemeleri yapabiliyoruz. Kayıt kontrol.
Mesela disk dolu zaman üstüne yaz diyoruz. Maksimum süre 8 dakika, kayıt öncesi 2 dakika, 2 saniye. Bu şekilde üstüne de durdur diyoruz. Abi biz geldiğinde hard disklerde üstüne yazdır dediğimizden de bu seçili oluyor. Eski bir kaydımız olsaydı biz buradan depolama kısmından izleyebilirdik. Mesela buralarda ayar yapabiliyoruz. Anlık görüntü. Buradan alarm, olay gibi seçeneklerini sunabiliyoruz. İşte alarm dersek alarmlarda var. Alarmlarda mesela hareket algılama, disk hatası, disk dolu, güncel güvenlik istisnası. Bunları seçebiliyoruz. Hareket algıladığınız zaman hareketi duyarlıyor. Bu şekilde tatil dediğimiz zaman ara veriyor. Ufak tefek ayarlar bu şekilde. Tabii ki size kendi Türkçe olduğundan dolayı kendinize kurcalayıp burada ayarları çözebilirsiniz. Canlı dediğiniz zaman da canlı şu anda direkt şu anda ne görüntü görüyorsa bunu izleyebiliyorsunuz. Buraya bastığınız zaman da fotoğraf hemen iniyor. Şöyle fotoğrafımız geldi. Hemen açalım. Bakın şu anda direkt buradan saat, tarihi, ay hepsi belli. Buradan direkt görüntüyü de almış oluyorsunuz. Geçmişe dönük izlemek istediğiniz zaman ise şuradaki araya basıyorsunuz. Bakın bu arada var. Şurada artık günleri seçiyorsunuz. Biz bugünden başladığı için. Buradan ise manuel durum var, alarm durum var, olay genel hepsini izleyebiliyorsunuz. Şimdi bizim SD kart burada ama bir geçmişteki bir kaydımız olmadığından dolayı daha yeni bir defa kayda geçtik. Bu nedenle bir pek geçmiş olmadığı için izleyemiyoruz. Ama ara kısmından buradan tarihleri seçiyorsunuz. Bu şekilde de izleme yapabiliyorsunuz. Böyle startı biliyorsunuz gibi zaten burada hatta şuralarda yeşiller oluyor. Alarmlarda işte yeşiller, kırmızılar, sarılar gibi renkler oluşabiliyor. Buradan tek tek ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Ara kısmından geçmişe dönük izliyorsunuz. Burada ise canlı izleme yapıyorsunuz. IP kamerada bu şekilde sizlere göstermek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.